Yıllarca tiyatroda sahneye çıktı, ödüller aldı. Filmlerde, dizilerde oynadı ama Türkiye onu en çok Kurtlar Vadisi'ndeki İplikçi Nedim rolüyle tanıdı. Usta oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında kalbine yenilip aramızdan ayrıldı ve son yolculuğuna uğurlandı. Şimdilik ihtiyacımız yok. Ancak ihtiyacımız olduğunda senden alacağız. Aman aman, Allah ihtiyaç vermesin. Yani seni nasıl takdir ediyorum? Nasıl takdir ediyorum? Kurtlar Vadisi'nde para babası İplikçi Nedim, dünyayı kurtaran adamın oğlundaysa Dogi Bustu 72 yaşında kalbi yoruldu. Siz de biliyorsunuz. Bütün bunlar Gökmen'den sonra başladı. Tiyatro ve sinemanın usta ismi İsmail İncekara bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kul haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Ben senden başkasıyla çalışmam. Yani böyle tatlı tatlı konuş canımı ye. Uzun yıllar devlet tiyatrosunda sahneye çıkmıştı. Dizi ve filmlerde rol aldı. Ödüller kazandı. O zaman bana yardım edin. Gökmen'in hakkından gelemiyorum. Bu sizin sorununuz. Ama en çok da Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazındı. Yani emredin, bir liracığınızı bin lira yapsın Nedim kardeşiniz. Orta Doğu mu büyük, ben mi büyüğüm, çabuk söyle. Siz efendim. Tamam canım. Bir süredir kalbinden rahatsızdı. Ailesi, yakınları dün ondan gelen acı haberle yıkıldı. Şeker abimi de koydun mu? Koydum. Koydum. Köylü. Patron yok mu? Efendim yok mu? Sayın büyüğüm yok mu? Bursalı usta sanatçı için bugün Üsküdar Tekel sahnesinde anma töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından da Kanlıca mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine sanatçı dostlarının katılmaması dikkat çekti.